Arkadaşlar, Alman Kızı Dilek'in kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız Allah'a şükür iyiyim. Halen alışmadım. Kamera şurada mı, orada mı? Daha doğrusu oraya bakıyorum, ayrı gözüküyor. Oraya bakıyorum, ayrı gözüküyor. Evet, Kırşehir'den bol bol selam olsun hepinize. Neredeyim? Ben şimdi kaynımın kapısının önündeyim. Oğlanlar gelecek, hep beraber Aksaray Ortaköy'e gidip diş doktoruna gideceğiz. Bu arada diş etimde de intihap oldu. 3-4 gündür ağrıyordu. Bugün patlak verdi. Bakın. Gördünüz mü? Dişimin dibinde sararma var. O sararma neden arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Dişinizi beyazlatıyorsunuz ya. Hani gidip bleaching bleaching diye çok sevindiğimiz şeyi yapıyoruz. Ama hata yapıyoruz. Onu ben yaptırdığımdan beri dişlerim çok kötü sararı. Dipleri hele ki. Çünkü siz dişinizin cilasını öldürüyorsunuz. Cilasını bozuyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Daha yapar mıyım? Yapmam ama diş taşlarımı temizlettirmem lazım. Çünkü arka iç kısmında böyle biraz siyahlaşmış gibi diş taşı çürümedi. Şimdilik çocukları bekliyorum. Birlikte gideceğiz. Yollar karlı, buzlu. Hadi hep beraber gidelim. Hem orada güzel bir yemek falan yeriz. Bir şeyler yaparız. Orada da çok güzel meşhur şey var. Ne diyorlar? Böyle bazlama tarzı bir şey var. Çörek diyelim. Oradan biraz çörek falan alacağım. Ondan sonra geleceğim. Çarşıda işlerim var benim. Dediğim gibi bir önceki videoda yatak yüzünü vereceğim. Ferma. Hepsini son günü bırakmak istemiyorum. Yıkanacak o gömleği vermek istiyorum kuru temizlemeye. Ondan sonra bir şey daha yapacaktım. Bir de terziye uğrayacaktım. Terziye de şeye vereceğim. Yatak yüzünü yapan başka abi. O yorgancı. Terziye de gidip o kazan kenarlarını diktireceğim. Ondan sonra çarşıda olanlarla takılırız diye düşünüyorum. Olanlarla takılmasam da yalnızlıklarım. Kesinlikle kuaföre gitmek istiyorum. Şu saçımdaki mürdüm mü, mor mu, neyse işte. Vişne çürüğü diyelim. Bir isim koyalım buna. Onu çok ucuna geldi artık. Bayağı yoluyor. Onu çıkarttıracağım. Başka renk belki taktırırım. Ama saçım dipleri bir yaptırmam lazım. Bakalım Ali Bey bugün ne yapar? Bugün ya da yarın. Yarın da olabilir. Bakalım yani. Kesin bir şey söylemiyorum bugün olacak diye. Ama kesinlikle oraya bir uğrayacağım. Selam vereceğim. Aha Emoş geliyor. Evet arkadaşlar, o zaman daha sonra görüşürüz. Yolda biraz açarız böyle. Yolun durumlarını gösteririm size yani kesinlikle. Şu an gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Yolun durumu. Animasyonu bıraktım müdürüm. Zafiyeti. Ne? Vaziyetim bu. Ben açılış yaptım. Oraya yolu gösterecektim. Yolun durumu nasıl diye. Evet arkadaşlar, yolun durumu şu an şu. Emre açtı. Açılış yaptık. Yolun durumu bu. O yüzden. Ama her yer böyle değil tabii ki. Ana yollar açık. Onu söyleyeyim. Sadece ara yollar böyle. Burada Emre Bey de burada. Emre. Kürşat da burada. Evet, Kürşat bu arada tıraş oldu dün. Temizlendi. Buradan Berivan'a selamlar gönderiyorum. Vay! Hemen sözlüsünü de araya kattı yani. Evet. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Görüşürüz. Şeye gidiyoruz. Şimdi, Aksaray'a. Görüşürüz. 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 Ne kadar seviniyor ya Rabbim ya. Evet. Biz şimdi yola çıkalım. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ortaköy'e giden, Aksaray Ortaköy'e giden yol şu an bu şekilde. Çok güzel, temiz, rahat gidip gelinir yani. Buradan bilgilendirme. Değil mi Emre? Güzel. Yol açık. Bu şehir daha kapalı buraya bakarak. Çok güzel bir restoranta geldik. Çek şunu. Kardeşler restoran. O kadar güzel ki size ortayı bir göstereyim. Ambiyansı. Ben dişçiden çıkana kadar beyefendiler karınlarını doyurmuş. Şuna bak ya. Evet, ben gelene kadar Kürşat bunlar resimli. Ne sipariş verdiniz? Indiana saç kavurması. Indiana. Saçım ama ya. Ne? Saç kavurma. Kızılderili saç kavurması. Burada böyle işte mezeler. Evet, burada böyle mezeler falan var ama bitmiş hali. Ben gene kadar beyefendiler yedi. Ben Adana sipariş verdim. Ne için saç kavurmamı aldınız?
saç kalmamışlar bu şekilde. Afiyet olsun Kürşat. Emre de diyette arkadaşlar. Lavaşla çiğ köfte yiyor. Evet, ortaya ambiyansı göstereyim size. Ortaköy, Aksaray'a gelirseniz, Aksaray Ortaköy'e gelirseniz ters oldu. Şöyle güzel. Ne dedin sen? Ne dedin? Sen ödeyeceksin, ne olacak sonucu? Yemek borcunda değil mi bu türü? Ha, burada değil o. Kışırdı bana, ne karışma. Emin misin? Evet, tamam, hani geçen abi. Gittik ya et yediğimiz yer. Et yedik ya. Pirzola falan yemişek hatırlıyor musun? Kardeşleri. He. Orada güzel. Orada güzel. Hep kardeşlerle gidiyoruz arkadaşlar böyle. Kardeşler restoran. Kardeşler. Tamam. Doydunuz. Beni yalnız bırakın böyle değil mi? Evet, benim de yemeğim geldi. Oğlanlar da dışarı havalamaya çıktı. Bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar, yemeği yedik. Hesabı kim ödeyecek? Şimdi ona bakacağız. Burada 3 tane kart var. Emre'nin, Kürşat'ın, benim. Tabii onlar, bizimkiler burada geçerli olmadığı için peşin ödeyeceğiz. Şimdi abla karıştıracak. Bakalım kim seçiyor? Kim seçiyor? Elim alalım mı? Kart. Kesin ihale bana kaldı. Evet, sizinki ziraat deden var. Hangi? Değil mi? Ne? Hangisini? O. Tamam geçti. Tamam yenge sayılır. Ama bundan... Nein, egal. Trotzdem zahlst du. Ya beni onunla mı korkutuyorsun? Nein. Şey. Olsun. Sanki aç bırakıyormuşsun. Gördün mü? Hast du es gesehen? Nasıl köşede ödeşeceğiz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, yolda görüşürüz. Bu arada Aksaray Ortaköy'e gelirseniz buraya diyen yapmayın. Neresidir? Kardeşler. Kardeşler. Evet. Hatta şöyle göstereyim. İsmini. Kardeşler et şartuköri. Tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Benim üçüncü gelişim. Seve seve de geliyoruz. Evet, yeri de güzel. Şimdi gezilirmesin. Evet. Olsun. Gelebilirsiniz. Aksaray Ortaköy'de çok güzel. Ve çevresi de kolay. Gezirlerinde hem de şurada cami var. Yukarıda. Şurada aşağıya şarşı iniyorsunuz. Şu tarafta. Biz de şarşıya doğru gideceğiz. Arabamız çünkü orada. Yalnız şu kar manzarasına bakın. Allah'ım. Özlemişim ha. Ne kadar karda araba sürmesi berbat olsa da manzarası yetiyor insana. Hiç açıcı. Ferah. Değil mi? Güzel. Bu arada belli kunduradan aldığım botlar süper. Muhteşem. Alnından beri giyiyorum. Bu da Berabı Türk. Bu da Hanfem. Merhaba. Hangi evde çantada, oturuyorsunuz peki? Çantacıda çanta. Böyle bugün böyle saçlar zenden ama daha bakıma girmedim, gireceğiz. Evet arkadaşlar, biz yola çıkalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an saat 12'ye geliyor. Bakayım. Yarın seyim. 12'ye 11 geçiyor. Üstümü değiştirdim. Şunu da çıkaracağım, birazdan değiştireceğim. Saçıma bir şey yaptırmadım, korkmayın. Sadece fön çektim. Alışveriş yapmıştım gelmeden. Tabii bu saatte değil. Ben kaynımgildeydim. Orada çocuklar pişti falan oynadı. Hemen size şuradan neler aldım. Şurayı yerleştireceğim. Yarın da onlara yerleştireyim. Ama buzdolaba girecekleri koymak istiyorum. Neyi ne aldığımı biliyorum. Şoktan şu taneyi aldım kendime. Böyle gezerden çok güzel keçeli. Ondan sonra bir tane de oğlanlar mı artık, eşim mi olur? Bir tane onları aldım. Şu şekilde. Altları lastikli. Benim evdeki altı da keçeli. Ne oluyor biliyor musunuz? Halıdaki tüyler, saçlar altta toplanıyor. Sürekli altını temizlemek zorunda kalıyorum.
Evet, şimdi günden aldık ama arabada unutmuştuz. Pınar, şimdi böyle bundan aldım. Almanya'ya getiriyorum. Almanya'da yok. Varsa da İstanbul'da. Biraz daha yakın alacağım. Sanki uzak kaldı. Şöyle göstereyim. Pınar, birden şöyle iki tane krem aldım. İkisi aynı yani. Şöyle, bunu buzdolabına koyacağım. Onu şu şekilde. Ondan sonra bir tane şöyle aç. Murat Bey'den tel peyniri aldım. Süt almıştım iki tane. Birisini getirdim. Arabadan taşıyamadım. Bu. İkincisi. İki süt. Bir şöyle yumurta aldım. Biri biri. Bunu şeyden aldım. Sütle beraber. Bim'den aldım. Bunu sonra birden şunları aldım. En sevdiğim. Şundan aldım. Tadına bakacağım biraz. Herkes Almanya'nın çikolatasına hasta. Ben de buraya. En sevdiğim cinslerden birisi. Bakın kocaman paket sadece dibinde. Ne kadar şey biliyor musunuz? Ben şuradan aldım. 101'den. Ben şöyle kiberden. Kiber vakıf kibirden tereyağı aldım. Şimdi ben bunları aldım. Hiç kale çekmeyin arkadaşlar. Ben gidersem aynı dördüne annem geliyor. Yani boş kalmıyor. Yukarı koyarım ya da burada kalır annem alır. Şimdi ben şöyle beyaz peynir aldım. Şöyle mısır unu aldım. 101'den. Ama sıla aldım. İki tane böyle domates püresi aldım. Ama herhalde Yunus'ta büyükleri var. Büyük aldım. Ne için aldım? Çocuklar pizza isteyeceğim. Pizza yapacağım. Ama bu az. Sonra iki tane şunlar arkadaşlar. Acılı ekşili. Tavsiye ederim. Sonra şöyle Lezita'dan Akşiye. Aç bitir iki tane. Evet. Maya aldım 101'den. Ondan sonra şoktan alışveriş yaptım. Otellikleri aldım ya. Kasa arkası da şunu aldım. Not yazıyor. Ton balığı zeytinyağı diye. Şimdi aldığımda elimi düşündüm. Zeytinyağlı. Tabii kendi yağsı ya da kendi suyunda değil ya da yağlı değil. Zeytinyağı dedim. Ben zaten şey yaparken... Pizza yaparken yağsını döküyorum. Zeytinyağından ne anladım? Neyse ama bayağı uyguna geldi. O yüzden de aldım. Bu da yeter zaten. Dolapta da ertari geçmediyse gene böyle kasa arkası ama bayağı büyük. Ama ben büyük bir ihtimal bunun yağsını da kullanırım diye düşünüyorum yani. Şeyi sosun içine koyacağım. Evet. Sonra bu arabada açtım. Yarım paket su. Bir de arabada tüm paketler. Evet, fiyat söylemiyorum. Bir de iki tane Netflix kart aldım 100'er TL'den. Alışverişim bu arkadaşlar. Bir eksiğim olursa gider alırım. Ben şimdi mesela akşam acıkıyorum. Mesela burada aha, ekmeğim var, bazlamam var. Canım bir şey istediği zaman kalkıp yapıp yiyorum yani o kadar. O yüzden de evde bulunsun. Dediğim gibi aynı dördüne annem gelecek. Olmadı. Eltime bırakırım, o yer. Şunu tadımlamak istiyorum. Benim aslında ben ya şurada da çevirdiğim vardı. Burada da daha cipslerim var. Krekerlerim var. Nadınlarım var. Bayağı bir şeyim var yani. Yarın gösteririm size dolarımı ama şunu açamadım. Niye zor yani? Hepsinin şekli şemali aynıymış. Ama çok değişik bir şey. Neyse. Merak ettim. Hoşuma giderse bir daha alalım çünkü. Soğuktan donmuş. Oha. Böyle. Ama arabadaydı buz gibi. Her şey. Ya ben de akmasını aldım ben. Çok güzel. Enfeso. Çerezleri koyayım yine. Çekmecenin diğer tarafına koyacağım. Ötekinin tarihine bakmam lazım. Evet arkadaşlar, ben bu videoyu burada şimdilik kapatıyorum.
Yarın sabah görüşürüz. Yarın dışarıda işlerim var. Kürşat'ın askerliğini iptal ettireceğiz. Ondan sonra TSK, sağlık sigortaya gideceğiz. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra Modalant'a gideceğiz. Bankaya gidip hesap açtırmaya çalışacağız. 4 tane işim var. Hayırlısı. O zaman hepinize iyi geceler. Allah rahatlık versin. Görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni günden nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Aziz abi almaya geldim. Biraz geç çıktım. Kızıyor. Günaydın Aziz abi. Günaydın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aziz abi tanıyanlar var mı aranızda? Seni bekliyorum. Ağaç oldum. Aziz abi tanıyanlar var mı aranızda? Şöyle döndüremiyorum. Döndü valla. Aziz içer. Arabanın tekeri gidiyor. Kış nasıl güzel. Evet. Şöyle yarım gözüküyor. Çünkü sabit telefon. Şimdi Aziz abiyle gezeceğiz. Değil mi? Ne gezeceğiz? Nereye gidiyor? SSK'ya gideceğiz. Nereye SSK'ya gideceğiz? Devam düz değil mi? Evet. Ondan sonra oradan... Ondan sonra bankaya varacağız. Evet. Fişleri almadım. Evet, o zaman sen bugün sadece bir SSK yapalım bana yürü. Fişleri almadım. Az abi 2 dakika gidelim eve. Şurası. Yürü. Hayır, saat 12 oldu. Fişleri unuttum ya. Aa, sıkıntı yok. Dur. Şey, akşam yeni mesaj gelmiş. Negatif çıktı diye. Ne? Negatif çıkmış. İyi hadi gözün aydı. Köşede kötü öğrenci gibi oturuyordu. Şey arkadaşlar yengem sürücü kursuna gidiyor. Hocasının da eşi Covid çıkıyor. Bu da ikinci mi üçüncü şahıs teması olarak geçiyor ama 3 aşısı var. Neyse. Dün akşam eve gittim baktım köşede yaramaz çocuk gibi okulda. Yaramaz çocuk olur ya. Onun gibi oturuyor. Bir çay boyala. Bir şunu yapala. Bir bunu yapala. Aa, o zaman bugün kokoreçi yemeyecek. Niye? Kokoreç istemişti. Canım bir şey çekiyorsa söyle alalım dedi. O da kokoreç istemişti. Efendim ben de hocam. O zaman arkadaşlar birazdan... Aleykümselam hocam buyur. Evet arkadaşlar Aziz abiyle Eraslan'a gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Eraslan yapamazsın. Evet. Musluğun başı bozulmuştu. Onu alacağız. Nasıl Aziz abi yemeğe gidecek cenaze yemeğine. Ben de gezeceğim. Aziz abi, sen de şeye sen bayağı bir hızlı yürüyorsun sen maşallah. Sen maliyeye gideceksin, maliye. Evet, maliyeye gideceğim. Vergi numarası çıkarttırmam lazımmış. Banka için. Ondan sonra da pozisyonu. Ondan sonra nereye gideceğim? O pazartesi yapacaktık. Ne olacağız ama, ne olacağız? Bilmem, bakacağız işte. Şimdilik burada ufak tefek işleri hallediyoruz. Yerler böyle biraz aralarda buz var. Kaymamak için özen gösteriyoruz. Aziz abi kıvıra kıvıra yürü düşmemek için. Evet. Size içeride biraz çekim yaparım. Eraslan'da. Şu da çok hoş duruyor. Hadi bakalım girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan musluk başı bakacağız. Şöyle bir şey istiyorum ama başa çıkmalı. Oradan. Şöyle bir şey istiyorum. Hangisini? Bu nasıl başlıyor? Tam düzeksin dostum. Sen ne yapıyorsun? Böyle bir şey istiyorum. Çok pahalı kızım 2000 lira. Sen ne yapıyorsun? İyi şu, misin sen? Bu da olur. 1300 lira. Ama şeyin ağzı çok düşük. Tencere yıkanmıyor ki doğru düzgün. Çok pahalı mı? Tamam mı? Arkadaşlar o kadar pahalıydı ki çekmedim bile. Şimdi trend yol bir de internet üzeri bakacağım. Bir de bu şey var ya Kayseri'de ne diyorlar? Ankara'da da var. Böyle uygun bir yer var. Böyle şey ev eşyası falan ürünleri satıyorlar. Şey, neydi ismi ya? Teksen. Bir de internetten oraya bakayım ben. Bakarız. Sen niye gidiyorsun şimdi? Ha ben cenaze gidiyorum. Hadi kolay gelsin sana. Sen unutuyor musun? Tamam unutmam. Hadi çiz. Evet. Ben de arabada malzemeleri alayım. Soğuk. Soğuk. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar akşam biraz gezmeye çıktım. Baktım Loris açık. Hemen dedim işimi halledeyim. Hiçbir şey son günü bunda bırakmayacağım. Hep son günü bırakıyorum. Şimdi hemen bir çevireyim. Şöyle bir göstereyim. Bir de size neler aldım onları göstereyim. Evet arkadaşlar burada böyle oda parfümleri var. En sevdiklerim.
ekranı genişlettim hepsini bir görün diye. Benim favorilerim bahar kokusu, okyanus, sandal ağacı hele ki. Hiç eksik olmaz. 2-3 tane daha var ama şu an burada değil. Çünkü hepsi masanın üstünde. Kolonya, parfüm, deodorant, sabun, krem, ne arıyorsanız hepsi var. Ama benim favori standım şurası. Yani genelde sorulan kokular bende bu. Amber. Ondan sonra olanlarda da şu ikisi. Ama bir şey diyeceğim. Genel olarak hepsi çok güzel. Şunlar da yeni çıkmış. Son bir tane siyah kutu vardı. Onu da ben kaptım. Artık onlar tekrar sipariş bekleyecek. Ben bunlardan aldım birer tane. Burada da arkada böyle markalı parfümlerin çakması ama birebir ve kokuları gerçekten gitmiyor. Bizim evde olmazsa olmazı. Yani su gibi çocuklar bunları içiyor diyorum. İçiyor değil, kullanıyor. İki haftaya bir bitiyor. İki haftaya bile yetmiyor yani. Ürünlerimizi stoklarla tazeliyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde güzel bir dükkan var. Şöyle her yer parfüm. Doktor şurada hangisiydi? Şuydu değil mi? Öksürük şurubu gibi kokuyor dedi. Kesinlikle kendimi böyle doktorda hissettim demin. Evet, şu masada gördüklerinizde benim daha yarısı. Niye yarısı? Çünkü mesela sandal ağacından 3 tane aldım. Da burada değil. Evet, aldıklarımı size göstereyim. Belki aranızdan almak isteyenler olur. Loris her yerde var değil mi? Evet. Evet. Köln'de var. 81 ilde 425 bayi. Bir sürü. Avrupa'da da nereden baksan bir 100'e yakın şubemiz var. Evet. Okyanus, ondan sonra nar çiçeği, nar çiçeği ismi, lavanta, bahar rüzgarı, sandal ağacı, amber, misk, yaban, mersin, elma. Evet. Bunlar çok güzel ama komplesi favorim şu. Evet, siyahı. Nostalji ürünlerimiz. Evet. Göstersin de abi. Ben sana açacağım. 100 milim şeklinde. Evet, pumpalı. O kadar güzel ki. Ve orijinal ürünlerimiz. Evet. Aynen o şekilde. Bunların da hepsi benim. Şimdi abi hepsini güzel paketleyecek. Ben de bunları yük hakkıma yerleştireceğim. Bir günlerde kullanın diyoruz. Bunları Almanya kargoyla yollamaz mısınız? Keşke öyle bir imkanımız olsa. Değil mi? Siz gelin diye biz burayı açtık zaten. Evet. Aynen öyle yaparız. O zaman ben güle güle kullanayım. Size eğer isterseniz Kırşehir internet sayfasından yazabilirsiniz. Alta bir yere etiketlerim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.